İlk yapacağımız şey, balığı kafasını sola doğru, kuyruğunu sağa doğru koy. Tamam, koydum. Tamam mı? Balığın hemen kafasından yan tarafında bir yüzgeci var ya. Evet. Yan tarafında bir yüzgeç var böyle kol gibi. Evet, evet. O yüzgecini kaldır öne doğru ve balığın kafasından, tamam mı? Hı-hı. Aşağıya doğru bir kesik at. Hangi bıçağı önerirsiniz? Ben büyük bıçakla çalışmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Sana da onu öneririm. Sonra balığının kafası ileriye doğru. Nereye doğru? İleriye doğru. Detay kamerana doğru göstersin. Tamam. Sonra sol elinle, sağ elinle mi kullanıyorsun bıçağı? Sağ elimle. Tamam. Sol elinle balığının üstüne doğru bastır. Tamam. Sonra bıçağınla tam bu sırtındaki hani böyle tırtıklı yaka kısmı var ya. Evet. Böyle hani şey kısmı, dikenli kısım. Evet. O dikenli kısmın üstünden gelecek şekilde bıçağını yürüterek balığının filetosunu üst taraftan açmaya başla. Sırtından yani. Evet. Ondan sonra balığının kuyruğunu ileriye doğru çevir. Karnından değil, diğer tarafından. Sırttan, karnın değil, sırttan. Yüzgecin altından kesik attın ya. Evet. Oradan arkaya doğru gidiyorsun. Ve... Gidemedim de gideceğim. Niye gidemedin? Biraz bence önden yapıyorum galiba. Ben aynı yüzgeçten bahsedip bahsetmediğimize emin değilim. Bak şimdi anlatıyorum. Bak, açıp... Balığı kafası ön tarafa, kafası sola gelecek şekilde koydum. Sonra kafasının yanında bir tane yüzgeci var ya böyle, kolları. Şunu yanda ha. Evet, evet. Yanda. Ha evet. Şimdi oldu. Ben sırt deyince bu vıdı vıdısından zannettim. Ha, yok, o vıdı vıdısı tamam. Değil. Kafasının altından aşağıya doğru, yaka kısmına doğru bir bıçak darbesi vuruyorsun. Evet. Sırt kısmını... Böyle aşağıya doğru bıçağınla çekiyorsun, tamam mı? Sonra kuyruğunu ileriye doğru gösteriyorsun balığın. Balık kuyruğunu filetosu... kameraya gösteriyorum. Kuyruğunu kameraya gösteriyorsun. Yine üstüne bastırıyorsun. Bu sefer tam böyle bu karnının alt kısmında bir böyle ufak yüzgeç gibi bir şey var, görüyorsun. Evet. O yüzgecin üstünden bıçağınla yine böyle hafif bir darbe vuruyorsun. Bence başka yerlerdeyiz. Hadi altta. Ya. Niye? Neredeyiz biz? Bilmiyorum. Ben yani göbekten açtım gibi oldu. Önce bir bıçağı doğru yere koydum. Ama benim atladığım şey balığın ensesini diyeceğim. Oradan bir çizik at demiş bana Arda. Mesela ben onu hiç duymadım. Önce bıçağım oradaydı. Sonra yüzgeç müzgeç acaba o muydu şu muydu derken göbekten yardım. Ya filetosunu çıkart da nereden açarsan aç aslında. Şu anda ama işte benim... fileto benim iki parça olacak. Çünkü onu böyle yaptım, anladın mı? Yok, anlamadım. Bir anlat bana. Bence ben ilk şeyim doğruydu. Yani buradan açmaya çalıştım önce. Burası neresi? Ama sonra şimdi yanından açmış oldum balığı, anladın mı? Filetom iki tane oldu yani. Tek bir tane değil, iki parça çıkacak. Evet. Buradan kurtarmaya çalışacağım. Kurtaracaksın. Yani çünkü balığın bence... balığın sağından ve solundan filetosunu çıkartmanı istiyorum senden. Acaba diyorum ki şunu şöyle çevirsem de buradan hayatımıza yeniden mi başlasak? Şebnem şöyle çıkmadı mı? Bakayım mı sana? Bak ne mesela yapayım? Şöyle çıkmadı mı? Hayır, çıkmadı Arda. Çünkü ben ben oradan açtım. Aç yani... aç. Tamam, aynı şekilde devam et. O zaman balığımı acaba ters çevirip... Anladın mı? Baştan mı yapsan? Yok yok, sen açabildiğin gibi aç bakalım. Açabildiğin vaziyette aç. Ya bazı misafirlerim mutfağa geldiklerinde daha ilk adımdan hata yapıyorlar. Ondan sonra ipin ucu hiç toparlanmıyor. Bugün Şebnem'in yaşadığı da oydu. Balığı fileto çıkartmak için tam böyle ortasından girmiş. Görünce şok geçirdim ama Allah'tan püre yapacağız. İlerleyen aşamalarda o kurtarır o işi.